Merhaba ben Gülay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam Trabzonspor takımımız deplasmanda Alanya Spor'la karşılaştı ve hepimiz için çok zor ve kötü bir gece geçti. Özellikle tabii ki de Abdullah Avcı adına çok daha zorlu geçti. Hem maçtan sonra çok radikal sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Bırakabilir sinyali verdi. İstifa sinyali verdi. Dün sıcağı sıcağına maçtan sonra tabii bir 12 dakikalık bir maç videosu çektik. Pozisyonları konuştuk, kadroyu konuştuk. Hataları konuştuk ve hemen akabininde Abdullah Avcı'dan çok flash bir açıklama geldi. Bence bomba gibi düştü ve maçın da önüne geçti. Biz bu işi çözemiyoruz. Takımda bir hastalık var ve ben buna çağrı olamadım. Ve dün de söyledim 26 haftalık itirafında bulundu Abdullah Avcı. Ve bu 26 haftalık itirafın sonucunda da biz buna çağrı olamadık dedi. Oturacağım, değerlendireceğim ve yönetimle konuşacağım dedi. Bu ben istifa edeceğim diyor yani ben burada istifa edeceğim diyor. Yönetim bunu kabul ederse. Tabi biliyorsunuz daha yeni sözleşmeler imzalandı. Bir tazminat muhabbetleri var. Onlar bunlar falan. Takımımız maalesef bir kaos ortamına doğru gider. Bir sıkıntıya doğru gider. Dün sıcağı sınavına çekmiş olduğum videoda da söyledim. Dedim ki Abdullah Avcı'nın istifasının bize bir faydası olmaz şu an için. Bakın kötü futbolu ben de görüyorum. Abdullah Avcı'nın hatalarını ben de görüyorum. Açın. Dün akşam maçtan sonra çekmiş olduğum videoda. Abdullah Avcı kamp dönemindeki tespitlerinde neden e, geri dönüş yaptı dedim. Gımamil mesela stoperde neler oynatıyorsun? Ne dedi hoca? Biz her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatacağız dedi. Ama ne yapıyor? Tak bir bakıyoruz Gımamil stopere koyuyor. İki tane stoper yedekte tutuyorsun. İki, bir, beş milyon veriyorsun ya yedekteki stoperlerine. 5 milyon euro veriyorsun. O adamları stoperlerini sen kulübede tutuyorsun. Orta sahanın altı numara oynayan, oynayan kiralık Everton'dan getirdiğin Gımamil'i de stopere çekiyorsun. Ya bu olacak bir şey diye. Burada Abdullah Avcı'nın düşüneceğiz, değerlendireceğiz diyor ya. Burada teknik heyetiyle beraber oturup ya biz neden bu hatayı yapıyoruz? Neden gidip oyuncunun mevkisi dışında bir yerde oynatıyoruz? Ya ben mesela Abdullah Avcı'dan şunu beklerdim. 2-0 oldu. 1-0. Hadi neyse. 2-0 oldu. Ya Gımamil artık orada çok sırıtıyor. Al orada hemen bir değişikliğe git. Çıkart COPC'yi. At öne. Al hemen Batra'yı. Bir müdahale yap. 1-0 iken de bir iki tane pozisyon verdik. İkinci golü yiyecektik. Offside verdi. Efe Can'ın pozisyonu hatırlayın. Aynısı gene Gımamilyon'a e gitti. Yani Abdullah Avcı'nın kafa olarak evet koptuğunu ben de görüyorum şu son dönemlerde. Sıkıntılı bir sürece girdik. Şimdi 10 gün önce Fenerbahçe maçında bu takım uçtu abi. Bakın 10 gün önce Fenerbahçe maçında bu takım uçtu. Karagümrük maçına gelelim perişan olduk, rezil olduk. Alanya Spor maçında 2 maçta 9 gol yiyorsun. 4 günde 9 gol yiyorsun. Türkiye'nin en iyi son hattı bence bizdeydi. Stoperleri ve kalecisi. Uğur Çakır'ın formsuzluğu. Evet stoperlerimizde de bir dağınıklık var. Bir türlü stoper hattını, defans hattını kuramadık. İşte Sabek Hüseyin'i denedik. Stoper Batram'ı, Densil mi, Vitor mu, Hüseyin mi hareket ediyor sürekli. Önlü burada arada Siyopis'i, Gmamil'i görüyoruz. Hani ee, bir türlü istikrar kuramadık. Ve Burada Abdullah Avcı'nın da kendisini çek edeceğini düşünüyorum. Bu belki her işte bir hayır var abi. Belki bu saatten sonra benim içimde bir umut var. Bu benim düşüncem. Abdullah Avcı gitsin diyen çok fazla isim var. Çok fazla sayı var. Yazın ben de yorumlarınızı merak ediyorum. Görmek istiyorum. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hepimiz göreceğiz. Mesela Gımamil abi. Stopere koydu hoca. Bakın birinci gol. Gımamil. ikinci gol Gımamil. Üçüncü gol Gımamil. Oyuncunun stoper oynama özelliği yok. Abdullah Avcı ısrarla kamp döneminden beri biz bunu gördük. Dün çektiğim maç sonu videomda da söyledim. Ne dedim? Bir Egemen korkmaz olsaydı, mutlaka Egemen abi derdi Abdullah Avcı en kötü şunu söylerdi. Derdi ki ya Egemen, Koma stoper ne diyorsun derdi. Egemen abi de derdi ki ya hocam, Batra var ki bak ben Egemen abi çok iyi tanıyorum ve diyeceğinden adım kadar eminim. Bana sorsa Abdullah Avcı ben ekibinde olsam, yardımcısı olsam veya x bir teknik direktör Abdullah Avcı demeyelim. Hani yanlış anlaşılmasın ben Teknik direktörlük işte antrenörlük gibi bir hedefim yok bunu biliyorsunuz zaten. Ben tamamıyla hani YouTube kanalımız üzerinden hayatıma devam edeceğim Allah nasip ederse. Şimdi bana sorsa bir teknik adam ben şu düşüncemi söylerim. Ya hocam olmaz ya derim hani Batra varken işte Densville varken ya benim düşüncem kendi stoper mevkisinde olan oyuncularla oynayalım derim. Ee, ve e, bir şekilde de bunu ikna etmeye çalışırım. Ama Abdullah Avcı oynattı, diretti, çıkarttı. Giresunspor maçından sonraki videomu da izleyebilirsiniz. Maçtan önce çektiğim dünkü videomu da izleyebilirsiniz. Şunu söyledim. Dedim ki Giresunspor Spor maçının bizim için ölçü değil. Santoforlar da bizim stoperlerimizi zorlayacak bir ekip değil. Herkes şunu söyledi. Trabzonspor takımı ikinci yarı destan yazır. Skor alınca rahatladı. Hayır arkadaşlar. Maçtan sonra da söyledim. Giresunspor maçından sonra da söyledim. Giresunspor takımı fişini çekti ki sıfırdan sonra maçı bıraktılar. Maçı zorlamadılar ve maç bu şekilde oldu. Biz mesela Giresunspor fişi çektiği zaman 5-6 yapamıyoruz. Bakın Alanya Spor takımı 2'yi yaptıktan sonra biz fişimizi çektik. Alanya Spor takımı bizi 5'lik yaptı. Önemli olan detaylardan bir tanesi bu. Bizim takımımızdaki maçtan sonra şey attığım tweette tekrar söyledim. Gene söyleyeceğim. Reaksiyon vermemek en büyük sıkıntı dedim. Size dedim maç gitsin. 5 yiyelim, 10 yiyelim ama biz reaksiyon vermedik. Bizim için büyük sıkıntı bu dedim. Tehlike çanları bu. Abdullah Avcı'nın hastalık var. Hastalıklı dediği, nitelendirdiği olay da budur. Bu teknik direktörlerin hiç sevmediği şeydi. Bakın arkadaşlar ben dün de söyledim. Yine bunu da söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi teknik direktörleriyle çalıştım. İlla ki hepsinden ufak bir şeyler kaptık. Yaşanmışlıklarım var. Kaos anında nasıl müdahale ettiklerini çok iyi biliyorum. Abdullah Avcı'nın yapması gereken mevcut kadrodaki bazı sıkıntılı isimlerin faturasını kesmektir. Kendisi bu takımı toparlayabilir. Her şey gene Abdullah Avcı'nın elindedir. Yeter ki Abdullah Avcı'ya bu güven oyunu versin yönetim. Biz hocamızın arkasındayız. Hayırdır ya demesi lazım. Masaya yumuklarına vurması gerekiyor. Dün de söyledim. Trabzonspor takımının yanında bulunan iş adamları birçok isim var birçok isim var sadece formu almakla loca kapatmakla olmuyor bu işler artık elinizi taşın altına lütfen sokun bizim şu saatten itibaren kenetlenmekten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok Trabzonspor takımı hala yarış içinde hala kopmuş değil geçen senenin şampiyon teknik direktörü ve şampiyon takımıyız bunun altını çizmek istiyorum dostumuz var düşmanımız var arkadaşlar bugünlerde bence hani tamam et, gitsin isteyebilirsiniz eleştirebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. İyi futbol izlemek sizin hakkınız. Bizlerin hakkı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben iyi futbol izlemek istiyorum. İyi futbol izlemediğim zaman stadyuma gitmek istemiyorum. Gitmek istemezsiniz. Çünkü biz bir para veriyoruz. Ben beğenmediğim bir tiyatroya, beğenmediğim bir filme gitmem. Bir daha git gittiğim zaman keyif almazsam ikinci sefer gitmem. Bu iş budur abi. Biz e, tamam Trabzonspor takımına sevdalık işte hayat biçimi, yaşam tarzı Trabzonspor takımı yoksa biz yokuz. Eyvallah ama bize de o keyfi, o hazı vermesi lazım. Biz çıkınca çatır çatır mücadele eden, o kemik sesini çıkartan bir takım görüntüsünü görmek istiyoruz. 1-0'dan sonra bir tane ya şöyle arkadaşının boğazına yapışan birisi yok sağda. Bir tane. Geçen haftaya gidin Trezege'ye penaltı var. Trezeguet itiraz etmiyor. Ayağına basıldığı halde. Biz bunu istemiyoruz. Bu vurdum duymazlığı istemiyoruz. Abdullah Avcı kulübede 5 milyon 6 milyon verdiğin iki tane stoperin imza parası verdiğin stoperlerini oyuna sokmuyor. O oynatmayıp Gümüşamel gibi bir 6 numarayla başlıyor. Bunu istemiyoruz arkadaşlar. Abdullah Avcı'nın da kendisini çek etmesi gerekiyor. Oyuncuların da kendisini çek etmesi gerekiyor. Bakın, devrenin son maçı Başakşehir zorlu bir maç. Belki de Abdullah Avcı'nın kaderi Başakşehir maçında belli olur. Bilmiyorum ama şu an için ben Abdullah Avcı'nın alternatifinin olmadığını biliyorum, düşünüyorum. Hem biliyorum hem düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte onun gönderdikten sonra onun yerine kiminle tamamlarsın? Tamamladın? antrenör sana neler katabilir? Bu detaylar çok önemli. Öyle kafadan gitsin kalsın demeye gerek yok. Ben çünkü bu dönemlerden çok geçtim. Önemli isimler gittikten sonra arkasına tamamlayıcı teknik direktörler geldi. Para işte işi götürsün, iyi kötü takımı çalıştırır dendi. Bir ay iki ay işi götürüyorlar. Üçüncü aydan sonra da aşağıya doğru çakıyor seni. İşler daha da kötüye gidiyor. 3-5 senemizi çöpe etmeyelim. Bakın bir iğme kazandı bu takım. Trabzonspor takımı geçen sene ligi domine eden takım. Şampiyon olan takım. Her şey geride kaldı. Futbol günlük günlüktür. Eyvallah ama ben şu an için Abdullah Avcı'nın istifasını doğru bulmuyorum. İnşallah istifa etmez, kararından vazgeçer. Ben Abdullah hocamızın hani bir krediye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir krediye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakın bu benim düşüncem lütfen bana kızmayın. Bu benim düşüncem. Ben sizin düş, ben oradan bir, bir tane şimdi yorum yazacaksınız. Alttan okuyacağım ben. Hocam gitsin dersiniz. Biz iyi futbol izlemek istiyoruz der. Saygı duyuyorum. Eyvallah ama bu da benim düşüncem. Ben istifasını zaten yönetimi kabul edeceğini düşünmüyorum. Abdullah Avcı bir güven ile beraber inşallah bu takımı tekrardan geri dönüşünü yapar. 10 gün önce Fenerbahçe maçı maçında şov yapan takım 5-6 günde ne değişti? Takımdaki problem ne? Uğurcan Çakır'ın performans düşüklüğü de tabii takımı etkiliyor. Takım kaptanı kaleye gelen şutu yediği için moral de bozuluyor. Ama ben Uğurcan Çakır'a da bir şey diyemiyorum. Onun da toparlanacağını düşünüyorum. Ben hem kaptanıma hem hocama hem yönetime şu an e, tamamen e, yollarına devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kenetlenme gerektiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ben biraz daha sağduyulu bakmak istiyorum. Fevri bir şekilde hareket edilen e, bir ortamda ben biraz daha e, yapıcı konuşmak istiyorum. Benim de bazı şeyleri gördüğümü biliyorsunuz. Yorumlarımda da zaten eleştirilerimi yapıyorum. Elimden gelen bu benim. Ben sizler gibi arkadaşlar Trabzonspor takımımızı destekleyen eski bir futbolcunuzum. Aynı zamanda sizler gibi bir taraftarım. İnanın benim de sizden bir farkım yok. Bu kanal açmamdaki en büyük neden stresimizi sıkıntımızı buralarda paylaşalım. Enerjimizi burada atalım. Birbirimize doğru yolu göstermeye çalışalım. Videomuz sonuna geldim. Elimden geldiğince değerlendirme yaptım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dün katılımlarınız gene çok iyiydi. Yorumlarınız 400, 500, 600, 700'lere geldi artık binlere yaklaştı. Arka arkaya geldi. Yarım saat içerisinde 6-7 bin izlediğiniz videomuzu. Maçtan sonra inanılmaz bir katılım yaptınız dünkü videoma. Ve e, burada şunu görüyorum. Bizim düşüncemize ne kadar önem verdiğinizi görüyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.